Belki sayı buldu 93 sayı ama çok agresif değildi. Barcelona böyle yapıyor. Tamam gel. Biz buradayız. Tabii tabii. Andrea Trinchieri ve Ergin Ataman. Yani limit falan yok. Yok. Ya. Open bar. En ufak bir tepki bile hoş değil. Vallahi La Monica'nın olduğu yerde... Başla. Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Euroleague'de geçen haftayı ve gelecek haftayı konuşacağız. İbrahim Kutluay, Alain Digbe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya da Ezop mu demeliyim ya da La Fontaine mi demeliyim anlattığı öyküler sebebiyle programdan önce. Çok sürükleyici birkaç hikaye vardı. İster misin aklımı? İsterim abi ama tabii şöyle yani. Ya isimleri değiştirebiliriz belki ya da hikayelerin akışındaki o detayları değiştirebiliriz. Bilmiyorum. İstiyorsan hani bu kadar çok basketbolla ilgili konuşacak şeyimiz varken onu heba etmenin konu olmadığı zaman. Ama söz vermen lazım. Yani bir sonraki programlardan verildiği için. Veririm. Tamam. Tabii çok öyle hikaye var. İsimleri değiştirerek anlatırım. İsimleri anlaşılır değil. Gerçi ne oldu. Yani. İsimleri değiştirsen de anlaşılır. Röportajlar gibi oluyor ya. İsimleri ama değiştirerek. Ama öyle hikaye çok. Biraz gündem yaratır ama. Yani memnuniyet duyarız Sokrates ailesi olarak. Peki bu programla birlikte akışta ufak bir değişiklik yapıp işte haftanın en hızlısını öne alalım dedik. Programın başına alalım dedik. Yemek Sepeti Banabi'nin sunduğu Eurostep'te şimdi haftanın maçlarını konuşmadan önce aslında biraz da girizgah olacak bu. Barcelona-Efes maçıyla zaten hani başlarız demiştik. Haftanın en hızlısını seçmek yani bu maç özelinde zor değil ama belki farklı fikirleriniz de vardır. Ben tabii Sertaç diyeceğim performanstan ötürü. Çok ciddi bir Vezenkov tribünü vardı. Programdan önce. Bulgaristan'dan rüzgarları esiyor. Evet gerçekten. Üç kere, dört kere ısrarla bir Vezenkov şeyi geldi. Hala var mı Vezenkov? Ege şu Bezo. An. Ege akışı hazırlarken Vezenkov'u nereye koymuş orasını bilmiyorum. Ege nerelisin sen? Nereli Ege? Abi herhalde Sofya. Muhacir. Sofya yakın işte. Makedonluk var mı? Bilmiyorum ama. Bulgarlık var mı? Bulgarlık. Ama Bulgar pasaportları var. Kalpten bir Bulgarlık var. Orası kesin. evet ben Sertaç dedim. Sertaç Bey. Tabii yani duygusal bir maçtı. Sertaç. Şahıs olarak, oyuncu olarak. Bir de ben buna Milano ekliyorum. Hızlı aşağı bir düşüş olarak da freni yani boşalmış kamyon gibi gidiyorlar aşağıdan. Bir sürpriz değil. Ya yok. Ya işte Alba'ya kaybetmesi tabii ki sürpriz ama Milano 4 maç 75'i galiba bir kez buldu. Yanılmıyorsam bir maç 75-76 attılar. Gitmiyor takım. Hakikaten transfer gelecektir zaten ki yaptılar yani bir tane transferi Mitoğlu'ndan sonra Bentil. Fazla bir şey değişmez. Yani kısa gelmesi lazım takım. Neyse oraya geçeriz. Sertaç özelinde biraz konuşalım. Haftanın en hızlısı. Tabii maç başında da güzel bir tören vardı. Ufak bir tören. Yüzüğü teslim aldı Sertaç. Yani taraftarın da seyircinin de karışık duygular içinde izlediği bir maçtı. Alen'le biz birlikte hı-hı, hani neredeyse yan yana izledik yani. Tepki gösteren mi vardı? Başta çok ciddi bir alkış oldu tabii ki. Ama yani Sertaç atmaya başladıktan sonra doğal olarak taraftar da biraz böyle hani olaya çekimser kaldı diyelim. Yani yuhalanması bence güzel değildi. Onun altını çizmek lazım. Yani çok ayıp bir şey o ya. Yani ama tabii ne kadar geniş çapta yuhalandı orası yani Efes taraftarı bütün olup tepki göstermedi tabii Sertaç. Onu söylemek lazım. Hı hı. Ya mesela Fenerbahçe taraftarı da işte Henry'yi yollamıştı ama küçük bir kesim. Ya bütün tribüne sirayet ettiğini söyleyemeyiz. Kimseye hani. Ama Fenerbahçe'ninkiyle aynı şey değil bu tabii. Sonuçta değil. Bir Türk olarak geliyor Sertaç buraya. Türk milli takımı oyuncusu olarak geliyor. Yani en ufak bir tepki bile hoş değil. Sonuçta Sertaç ne yaptı? İşini yaptı yani. Barcelona'da oynuyor. Aynen öyle. Avrupa'nın en önemli kulübünde bir Türk olarak. Bir Türk olarak hepimizi temsil ediyor. Çünkü sadece oradaki basketbol değil olay. Yani İspanya'da yaşıyor, Barcelona gibi ülkede yaşıyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde basketbol oynuyor. Sahadaki sorumluluğu kadar saha dışı sorumluluğu da var. Sen bu çocuğu buraya gelip de iyi oynadı diye tepki gösterirsen o zaman zaten ülke olarak spor şeyini, etik, kültürünü, etik, spor etiğini, adabını ortaya koyuyorsun. Yani
Herkes yaptı demiyorum, alkışlayan bir kesim de vardı ama tepki gösterenler için hiç... Yok, sonra insanlar alınıyor diye ben hani altını çizmek istedim. Şimdi sonra biz yapmadık, biz söylemedik. Ben anlıyorum tabii ki, yani ciddi sonuçta şey bir kesim var. Eğitimli, kültürlü, hani etik konusunda. Efes tarafları böyle bir var. Kitle. Ama yakışmadı yani diğer kesim için kesinlikle yakışmadı ki. Yani işte Sertaç'ın ne suçu var? Kontratı verseydi Şubat'ta, Mart'ta ya da yazın yaptığın teklif daha yüksek olsaydı. Yani Barcelona ile Efes'in teklifleri sonuçta başlangıç düşünürsek çok ciddi fark var. Yani belki günün sonunda aynı noktaya yaklaştı teklifler, aynı noktaya geldi ama Efes sonuçta yönetemedi burayı. Yönetemedi. Bu dosyada mesele ne? Çünkü şampiyon oldun, yani genelde öyle bir refleks var her takımında. Şampiyon olduktan sonra herkesi tutmaya çalışıyorsun ya da bir upgrade yapacaksın. Upgrade olmadı ki. Sertaç gönderiyorsun değil mi? Sertaç tutmuyorsun pardon. Göndermek değil, tutamıyorsun. Kim istemediler de değil yani. Tamam, istediği parayı vermek istemediler. Bana biraz garip. Sonra ama yani iş işten geçtikten sonra. Yani Barcelona kontratı aldıktan sonra Efes o kontratı geçti. Tabii. Öyle yani, mi? Doğru. Yani o zaman da ne oluyor? Hani insan kırılıyor. Ben bu kadar değer verdim, iyi de oynadım. Hı hı. Herkesi bir nebze yükseltirken ben de benim de istediğim o. Ben en azından oraya yaklaşın. Getirin ister oyuncu tabii ki. Hı hı. Dediğin gibi Efes orayı yönetemedi. Yönetemediği için de belki hani bu takım için çok değerli en özel parçası değil ama o şeyin bütünlüğün içinde çıkarttığın zaman değeri çok farklı hissedilen ve eksikliği çok hissedilen şeyde. Konumda. Aha. Yani sezon başından beri de o eksikliği hissettiriyor. Bu maçı üzerinde konuşmuyorum zaten. En özel değil. Doğru söylüyorsun. Yani büyük yıldız değildi. Ama Ataman'ın sisteminde... Şimdi Mesic'den vazgeçemezsin değil mi? Geçen seneki konumda. Mesic'in de kontratı bitmişti. Evet. Değil mi? Mesic'den vazgeçme şansın var mı? Yok. Çünkü Mesic kaç para? 2,5-3 milyon euro arası değil mi? 3. Şimdi 3 vermeyeceğim diye 30-35'i heba edemez bir yönetici şey olarak. Yani bakış açısı olarak duyuyorum. MVP olmuş bir oyuncu. 3 belki çok gelebilir ama orada 500-600 bin dolar için veya 1 milyon dolar için 30-35 milyon doları risk edemez. Çünkü Messi göndersen yerine koyacak oyuncu var mı? Yok. 3 de versen yok, 4 de versen yani o potansiyelde bulma şansın yok. Hı hı. Bulabilirsin, herkesi getirebilirsin de bu bir şey, bakış açısı ve doğru bakış açısı. Hı hı. Eğer hani Mitch'e verilen para kimlerine göre çok gözükebilir ama bu açıdan bakarsan olaya bu farklı. Ama Sertaç'ınki öyle olmadı mesela. Şöyle bir şey var, hatırlasan sezon boyunca büyük transferlerden bahsediyordu Anadolu Efes. O 4-5 pozisyonda, hatırlıyor musun? Evet. Şimdi evet. Sertaç gittikten sonra biz ne bekliyoruz? Büyük oyuncu bekliyoruz değil mi? Yani bence zamanlama kötü. Şey, piyasaya güvendi. Ama piyasaya da bence bir şey kalmadı. Yani çünkü G-League'e gidenleri var. NBA kontratı bulanları var. Yani ya da bir rakipten, EuroLeague rakibinden başka rakibe gidiyor. Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yani bir sürü parametreleri olabilir. Tabii. Ama o kadar... Yani biz upgrade olacağız. 4 pozisyonda, 5 pozisyonda. Yani geliyorsun, şampiyon oluyorsun. Off-season oluyor, Petrushev'i getiriyorsun. Petrushev geliştir. Sıkıntı yok benim için. Ama dediğin gibi yönetemedi Efes orada. Yani ben ya bir de, buna katılıyorum. Bir yani. De yani bu konu tabii çok konuşulmuş bir konu. Geçmişte çok işte karikatürize edilmiş de bir konu. Hı. İşte Semih Şentürk şey demişti ya. Adam Semih değil de Smith olsa... Hani farklı bir yerim olurdu falan diye. Şimdi hani bu tabii işin latifesi ama bir yandan da şöyle bir doğruluk payı var. Yani Sertaç yabancı bir oyuncu olsaydı ve geçen seneki katkıyı verseydi buradaki bakış açısı kesin daha farklı olurdu. Yani Sertaç bizim oyuncumuz, evladımız zaten hani biz ikna ederiz. O süreci bir şekilde biz yönetiriz fikri. Çünkü hani kontrat bitiyor. Sen zaten sezon ortasında almışsın o katkıyı. Yani Şubat'tan Mart'tan o kontratı oturup görüşüp uzatmaman için bir sebep yok. Final Four performansından sonra yani o piyasada değerin yükselmesi malum.
Yani işte bazen oyuncu risk alıyor, bazen kulüp risk alıyor. Bu riskleri alıyorsan da bunun bedelini ödeyeceksin. Sertaç yani risk almadı şey. Ama. Sertaç şu... Hayır, şöyle risk aldı. Final Four'u kötü oynasaydı... bu böyle kontrat bulama ihtimali zayıftı. Hadi. O zaman Efes'in... Başka takıma bilgisi vardı zaten. Tamam. Başka takıma gidebilirdi de... Hani Barcelona'dan bu kontratı alamayabilirdi. Ya da Efes o kontrata çıkmayabilirdi, anladın mı? Onu demek istiyorum. Yani bu bir risk. Sertaç da o riski aldı. Final Four'u yönetti. Final Four'u oynamadığını veya Efes'in Final Four'a gidemediğini düşün. Sertaç şu anda Efes'teydi. Evet. Ya da başka bir kalibrede bir takıma gidebilirdi. Dolayısıyla hani... o şeye gelince, her iki taraf açısından o risk alma durumuna gelince onun da bedeli oluyor. O bedeli de ödemek zorundasın bir şekilde. Peki maçın değerlendirmesine geçmeden duyuruyu da yapmış olalım. Yemek Sepeti Bana Bile tüm market ihtiyaçlarınız tek sepette dilediğiniz kadar kampanya kullanabilme seçeneğiyle dakikalar içinde kapınızda. Yemek Sepeti uygulamasını indirip uygulama içinden Bana Bile'yi seçerek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki şimdi maçın analizine geçelim isterseniz. Yani Efes'in sezon başından bu yana yaşadığı problemlerin aslında bir tezahürü oldu bu maç farklı açılardan. Nasıl? Şimdi hep ne konuştuk? Efes'in zaten kadro kalitesi, işte oyuncuların niteliği olarak, hatta belki kısa rotasyonla yapılan ekleme Elijah Bryant'le birlikte niceliği de hani buraya katabiliriz. Kadro içerisinde zaten kısa rotasyonda problemi olmadığı, hatta diğer takımlara göre çok ciddi artıların da olduğu ortada. Ve Efes'in 5 numarada eksikler olsa dahi, yani bir playoff takımı, hatta işte bir Final Four adayı takımı olma hüviyetinden bir şey kaybetmediği malum. Fakat işte bu maçlarda, bu maç çünkü bir playoff maçı, hatta belki bir Final Four maçı o şekilde oynandı. Artık siz pozisyon takas ediyorsunuz maç içerisinde. Bir pozisyon, bir savunma, bir hücum. Bir savunma, bir hücum. Şimdi... 5 numaraya bakıyorsunuz. Reboundlara geçeriz zaten. Yani uzatmaya giden bir maç. 20 rebound fark olmuş. 2 hücum reboundu alabilmişsin sadece. Ama iş şuraya geliyor. Bir tane yapılamayan pick and roll savunması. Plyce'ın Sertaç'a çıkamadığı bir pozisyon. İşte Petrušev'in devre sonunda... Değil, çok pozisyon. Yani 3 tane, 4 tane. Sertaç'a savunmaları... Dunstan'ın alamadığı bir rebound ya da Dunstan'ın savunmada aksadığı bir an. Aynı şekilde 5 numarada rotasyonda kim olursa olsun. Oradan... Kim o? Yani 3 oyuncu da denendi. Savunmada problem giderilemedi. Şimdi ne olabilirdi? Chris Singleton devamlılığına çok güvendiğim bir oyuncu. En azından sahaya çıkıyor. Şimdi 2-4 numarayla belki Ergin Ataman farklı bir şey umabilirdi bu maçta. Singleton, Moerman belki oynasaydı hani bu maçı Efes kazanabilirdi. Ama bunun üzerine bu yatırımı bağlamak... Tabii çok doğru değil. Çünkü hani şampiyonluk ihtimalini ya da Final Four ihtimalini konuşuyoruz biz Efes'in. Bu maçta önemli bir done oldu. Pozisyon pozisyon oynadığında Barcelona'nın senin zaaflarına yüklendiğini ve büyük oranda da istikrar olan belki 10'da 9 oranında sonuç aldığını gördük. Halen istersen senden başlayalım. Çok doğru söylüyorsun işte zafiyetlerini. Yani Efes'in özellikle ikinci yarıda. Yani hepimiz biliyorduk çok büyük bir savaş olacak strateji konusunda. Bence o rekabeti Ataman Yasikevicius başka boyuta taşındı artık. Yani tabii ki olaylar çıktı ama baktığın zaman ikinci yarıda Yaşaras uzun 5 kullanıyor. Orada zaten ucum riban yüklediği zaman Efes bir anda yok. Efes cevap veremiyor. Anderson 4 numara geçtiği zaman da bir reaksiyon yok. Söylediğin gibi Plyce, Dunstan, Moerman deniyor Mirotic'e karşı. Rotasyonları yapamıyor. Yani çok fazla şey ısrar ediyor o baseline savunmasıyla. Ya kardeşim iki kere, pardon bir kere Larkin gelmiyor. Bir kere Misic gelmedi. Bir kere Moerman korkuyor. Acaba üçlük yiyeceğim şeyden köşeden. Ama köşeden Oriola. Git kardeşim. Git Oriola yani. Git, sıkıştır orada. Bitti yani şey, güven işte takım arkadaşları. Rotasyon yapacak yine, sıkıntı yok ama orada iletişim mi sıkıntı, Mirotic'ten mi korkuyorlar? Yani korkacaksın tabii ki ama organize olamadı. Yani o yüzden stratejiden bahsediyorum. Yani bir cebinden başka bir şey çıkartmak gerekiyordu bence. Yani aynı yola çıktığı için orada bir efekt sürprizi yaratamadı yani bence Efes. Ama Barcelona o kadar konsantre, o kadar fizik, o kadar sert ve dediğim gibi yani bu ucum rebound konusunda, hani bak bir istatistik var.
Bench'ten 22 ribaund geliyor. Barcelona'nın bench'ten. Düşünsene bench. Yani bu ne demek? Herkes hazır. Herkes savaşa geldi. Herkes aktif. Bak Martinez. İnanılmaz öyle. Martinez 8 ribaund ya da 6 mıydı? 7'ydi. Tam arası. 7. Tam arası. Yani Şaras oyun kurucuya kullandı. Oyun kurucu karşı kullandı demek istiyorum yani. Yani savunmada. Tabii. Baskı, ribaund yap. Çalıştı. Bilmem ne. Yani, anladın mı? Herkes işini yaptı. Küçük miktarda bile bak Nacerez kötü bir maç gözüküyor da sıfır sayı bilmem ne. Ama bir şeyler yaptı. Çünkü o yola devam etti. O stratejiyle beraber o katıldı. Yani çok fizikli. Çok fizikli. Yani Schmitz'i de oraya eklemek lazım. Hatırla o 5. Özelliği değil mi zaten Barcelona'nın bu? Tabii. Yani, bir de bu eksiklerle birlikte işte mesela Abrines'i sonuçta kullanıyorsun telafi ama. Telafi ediyor Abrines, yani. Abrines sonuçta savunmada o dozajı tabii. Biraz düşüren bir oyuncu. Şimdi Calates de evet top çalıyor. Higgins de yine hani karşısında kalabilen oyuncu ama yani baktığınızda pozisyonları siz 3'leri 2 yapıyorsunuz, 4'leri 3 yapıyorsunuz eksiklerle birlikte. Ya yani Şaras zaten çok seviyor uzun 5'lerle sahada kalmayı ki Final Four'daki yani final maçında da hatırlayın klaveri nasıl kullandığını. Evet, aynı şekilde yani Martinez gibi. Martinez de çok da iyi sonuç almıştı. Yani özellikle üst tarafı kapatmak yani gardlara karşı baskıda Şaras da sonuçta eski bir gard olduğu için. Mix için özellikle nasıl rahat etmediğinin farkında ama yani İbrahim abi istersen senle devam edelim. Yani Efes için bir mesaj maçıydı kuşkusuz. Tekrar üst ligde yani yukarıya doğru çıkıyordu Efes ivme olarak ama işte içeride Barcelona'ya 15 bin kişi gelmiş. Burada kazanabilmek önemliydi. Yani nasıl okumak lazım bu mağlubiyet? Evet geçtiğimiz haftalar baz alındığında Efes bir performans anlamında yukarı galibiyet anlamında da ileriye doğru bir mesaj verdi. Bu maçta da kötü oynamadı. İyi oynadığı birçok bölüm var. Ama tabii ki bu maçı kazanmak hem mesaj hem özgüven açısından farklılık yaratabilirdi. Çünkü iki finalistin maçı ve Barcelona'nın çok iyi tanıdığı ve hani nereden vurmak istediğini maçın başında da belli ettiği bir ortam vardı. Yani Barcelona çünkü fiziksel oyunu oynayan, oyunu pot altından şekillendirmeye çalışan, topu her seferinde içeri indirmeye çalışan ama özellikle savunmada da agresif olan bir takımdı. Ama ilk yarı Anadolu Efes hücumda hiç aksamadı. Çok büyük sıkıntı yaşamadı hücumda. Ve zaten hani belki maç adamı Sertaç diyoruz ama ilk yarıda inanılmaz kötü savunma yaptı Sertaç. Yani Sertaç'ın savunma zaafından çok sayı buldu Anadolu Efes. İki tarafta aslında onu oynadı. Yani Ergin Ataman da Sertaç'ın savunma zafiyetini kullanarak oraya atak etmek istedi maçın başında. Ve bundan da sonuç aldı. Ama ikinci yarı özellikle o agresiflik arttı. Alınan reboundlar özgüven verdi. Bir takımın hücumda agresif olduğunu nereden anlayabilirsin? İşte tabii ki çembere gidişlerle ve kaçan topların hücum ribantına girmesiyle anlayabilirsin. Ne kadar hücumda agresif olduğunu. Dolayısıyla Efes hücumda belki sayı buldu 93 sayı ama çok agresif değildi. Yani Barcelona'yı yıpratacak bir durumda değildi açıkçası. Tabii ki Mitch için 26 sayılık performans. O tercihlere göre söyledin çok doğru. Ama bu tercihleri bağlamamız gerekiyor. Yani dördüncü çeyrekte hatırlarsan yani Misic tercihleri orada çok acele ederek herhalde bir dördüncü çeyrek. Öyle kazanamıyorsun. Ve uzatma. Kazanamazsın Barcelona bu basketboyla. Yani Kahraman basketbolla yani hiçbir yere gidemiyorsun. Yani Barcelona nasıl topu çeviriyor? Evet dediğin gibi Mirotic'le her şey başlıyor. Double team gelirse gelmezse zaten bir şey mutlaka bir şey yaratacak. Yani lakin sıcak. Lakin üzerini oynamak gerekiyordu bence. Devam ettirmek gerekiyor. Zaten istediği aldı. Evet. Switch yapıyorlar. Geçiyor. Birebir oynayarak çembereye kadar gidip buluyor, bitiriyor, buluyor. Yani bu sistem üzerine ama 8 metreden at. Yani bilmem ne, reverse'lar, 8 tane dribbling falan. Barcelona böyle yapıyor. Tamam gel, biz buradayız. Tabii. Yani böyle detay dedin ya hatırla. Yani bu tip maç ya bak. Üst düzey bir maç izledik bence.
Çok. Evet, çok. Yani, belki de sezonun maçı, normal kalite, sezonun belki kalite, maçı. Kalite inanılmaz yüksek. Birkaç tane öyle oldu ya. Olabilir. Bir iki maç öyle oldu, evet. Hatırlamıyorum. Şimdi 2-3 hafta önce yine ona benzer maçlar oldu. Ya yok ben ama zaten evet, yani kalite adaylardan. Şeydi, evet. Tabii tabii. Bir de iki takımlar neredeyse benziyor. Hı hı. Anladın mı? Benziyor yani şey, format, kadro. Yani tabii ki Singleton eklemesi lazım Efes için ama sonra ne değişiyor? Karakter bence. Hı hı. Ve orada Şaras'ın evet, şapka çıkartmak şapka lazım. Çıkartmak lazım. Maç kesinlikle. Çift haneye gitti ve hani rahat kazanılacak gibi bir maç gözüküyordu. Evet. Hani şöyle, Barcelona'nın elbette geri döneceğini hissediyorsun maçta, biliyorsun Barcelona ile karşı oynarken ama Şaras'ın mesela mola çıkışlarında Kuriç ve Mirotic'e pin down iki kere söyledi doğru, zaten. Doğru. Ki Baskonya maçında da çok denedi ama evet, takım çok yorulmuştu. Evet, evet. Yani Şaras'ın şu huyu bence var. Bu bazı koçlarda hissediliyor. Yani düşük beklentili takımlardan çok başka performans alıyor. Yani Barcelona'nın şu kadrosunun burada olması çok büyük iş. Yani çok sıkıntılı bir takım çünkü sakatlıklardan sonra. Yani Jokubaitis'le oynuyorsun. Jokubaitis'ten verim alıyorsun. Kesinlikle Jokubaitis hani kötü bir oyuncu anlamı çıkmasın buradan ama evet, çok tecrübesiz oyuncu. 15 bin taraftarın önünde Jokubaitis'i orada oynatmak, o şekilde verim almak. Hala tecrübesiz mi buluyorsun şeyde Kaunas'ta? Oynamıyordu abi çok az. Çok bu maçta o maç bence, var. Bence Efes çok olgun bir oyuncu bence. İşte onu diyorum. Hayır, Barcelona bana da öyle bir çaylak bir oyuncu görüntüsü vermiyor. Barcelona Efes maçının sonunda bence hani işte o basketi atmak, maçı bitirmek falan. Yani bence oyuncunun çok ciddi aşama kat etmesinde iki hata var. %100 var. İki hata var. Doğru söylüyorsun. Bir tane top kaybı evet, var. Bir tane saçma sapan bir N1 evet, atış buluyor. O da tecrübe eksikleri olabilir ama genel olarak yani ben gayet olgun bir oyuncu buluyorum. Ben neyse, bir iddia koyayım ortaya. Sergi Martinez, Roland Schmitz, Pierre Oriola, Caicedo da süre aldı. Hadi onu da sayalım. Hatta Jokubaitis. Evet. Efes'te kaç dakika oynar toplam bu oyuncular? Ama çok az. Seviyor bunlarla oynamayı. İşte onu demeye yani çalışıyorum belki yani zaten. Şu anda Abrines, Hingis, Kalates gelse çok mutlu olmayacak. Hmm. Belki onlarla bu şeyi, şimdi onlar olduğu zaman bu oyuncuları kullanmak başka bir şey. Başka olmadan bir şey kullanmak. Tabii şu an Şaras'a yazan bir senaryo var. Yani Şaras odadaki en önemli insan olmayı seviyor her zaman. Yani birincil opsiyon her yani zihnen de oyuncuyken de zaten o şeyde böyle. Ama herkes sever yani. Hayır, ama şuraya seviyede geçelim. Yani Barcelona çok önemli bir galibiyet aldı. Eksik kadroyla geriden gelip. Şimdi maç sonunda da bazı hani açıklamalar var. Maç esnasında hani biz de konuşmuştuk. Yani Shane Larkin'in açıklamasını sorayım istersen İbrahim abi sana. Ki o pozisyonda %100 haklı. Yani faul falan yok orada. %100 haklı. Ama çok konuşmamız lazım. O pozisyon gerçekten evet, bir skandal. Şimdi başlayalım o kısma. Sosyal medyada böyle şeyler paylaşmam ama işte bu tam bir saçmalık. Pozisyonun neresinde faul olduğunu bana söyler misiniz diyerek o Mirotic'in atıldığı pozisyondan sonra yani 5 faul aldığı pozisyondan sonra Lamonica'nın onu da atmak istedim. Evet yani Lamonica paketine dahil olan zaten bir tercih bu. Zaten maç boyunca telafi düdükleri çok oldu. Bir Sırp hakemden Lamonica'dan bir hata yani bir hata yapıldı. Belosevic'in Lamonica'nın zaten aynı maçta olması şey yani çok gördüğümüz bir şey değil. Barcelona Efes maçı olması. Doğrudur. Evet doğrudur ama evet. İşte başhakem çünkü. Ya ben şunu diyorum şimdi olayın iki yönü var. Birincisi bu kısım Barcelona'da bu arada bence Şaras'ın kesin atılması lazımdı. Yani Ergin Ataman'ın atıldığı bir maçta Şaras'ın itirazlarının yani, da. Teknikle başla, teknik faulla başla. Atılması bilmiyorum ama teknik faul alması gerekiyor. Yani işte Obradovic ve Şaras'ın. Aldı zaten. Yo, sonu söylüyor. Sondaki pozisyonları sonu söylüyor. Yani o bence bir kısım ama hani Ergin Ataman'ın atılmasını ve işte maçın oradaki konumunu da düşündüğünüzde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuçta 3 sayıydı maç. Ergin Ataman atıldıktan sonra faul, üzerine 2 teknik faul. Sonra Nemitz için üçlüğü geldi ama yani ben bilmiyorum. Siz şey mi bakıyorsunuz? Ateşledi diye mi bakıyorsunuz? Faule takıldım. Yani alakası çünkü, yok faulün. Çünkü izlerken şeyi Lamonica böyle gösteriyor ya, yani bastırdı diyor. Hı-hı. Ama Larkin o eğilimi daha yapmadan Lamonica'ya yönelik faul kaldırıyor. Net, yani net. Faulü çaldığı eylem hı-hı, daha sonra gerçekleşiyor. Hı-hı. Ve hani niye faul çaldığı belli değil. Sonra
o hareketi görüp önce çalıyor, sonra hareketi görüp o eylemi söylüyor. Planlamış, yani, belli planlamış. Ve yani. Dolayısıyla oradan belli o faulün tamamen planlı geldi. Evet. Vallahi La Monica'nın olduğu yerde başla bana pas at. Şey diyemiyorum. Seni çok temiz seviyordu. Bir sayfa var diye. Seni çok seviyordu ama. Sever beni. Seni çok seviyordu ama ben bunu söyleyeyim yani. Niye? Nereden? Böyle yapıyorduk işte. Bip bip bip. Bak nereye bu ne diyor? Böyle devam et. Böyle yapıyordun değil mi? Bak böyle. Alttan muhitlerini söylemiyor tabii. Yok alttan ben girmem. O zaman yapmayacaksın. Alen sen ya, devam et. Yok şey. Hadi şaka bir yana. Bence insanlar yani basketbol camiasında öyle bir anti La Monica bir şey çıktı yani. Hakem ne kadar etkin olması gerekiyor böyle bir maçta. Soğukkanlı kalmak, yani biraz klişe konuşuyorum ama öyle bir şey var. Yani tamam Ergin Hoca La Monica'yı çok iyi tanıyor. Ergin Hoca İtalyanca biliyor galiba. Bilmiyorum. Tabii. İtalyanca konuştular mı maç boyunca bilmiyorum. Konuşmuştu. Ama evet ama şey diyor yani bana öyle geliyor. O tepki çok sert. Çünkü inanamıyor. Çünkü diyor ki resmen ya şimdi değil. Yani istediğin yap. Ama bu noktaya geliyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir faul çalamazsın. O yüzden yani çıldırmak yani doğaldır. 2.45 kalı Plyce'ın faul yaptığı pozisyonda evet. Ergin Ataman atıldı değil evet. mi? Evet. Kuriç sonra işte iki teknik faul. Brandon Davis'in zaten hani faul maruz kaldığı var. Pozisyon. Var. Net var. Alttan yani var. Şeyden faul var. Var tabii. Var ama tabii. Yani sen devam et. Yani evet ya faul var. Evet dürüst olalım faul var. Temas var. Yani yapacak bir şey yok. Orada kaçış yok. Ama yani bu yani maç büyük tansiyon içerisinde oynanıyor. Yani Ergin Ataman biliyor ki yani bu maç kazanırsa Anadolu Efes her şeye denge getirecek gibi yani. Böyle bir bir anda bir şey. Ne diyor? İvmelenecek. İvmelenecek yani %100. Tamam mı? Şey moral açısından, teknik açısından taraftar coşacak falan filan. Ama orada zor. Yani ben altına değilim ama işte sadece tahmin edebilirim. Orada çok kritik soğukkanlı kalmak. Çok kritik çünkü karşında Şaras var. Ve Şaras bu kaosta çok tecrübeli. Oyuncuyken ve antrenörken. Bence. Yani antrenörle hakemleri bu kaos içinde Şaras bir tarafta varsa XYZ antrenör varsa ona hiçbir şey demiyorlar. Ya ve işte dediğim gibi Obradovic statüsü. O kadar şey değil. Net. Yani. Öyle de, değil mi? Öyle. Şimdi elindeki kadroyla ve kadronun form durumuyla o anlık durumlarla da alakalı biraz. Yani Final Four'daki finaldeki seri maç göz önüme geliyor. Ergin Ataman ne kadar sakinse Şaras da o kadar gergindi. Şaras'ın maç başında zaten ve, yani tamam. Şampiyonluk maçında o kadar gergindi ki o kaosta hocam, çok farklı dinamik var. Evet çünkü diyor ki o final var. O final var ya o Ergin Hoca kaç aydır diyor biz şampiyon i̇şte, olacağız. Ama demek istediğim o yani. Evet. İşte o şeyle şartlarla bulunduğu doğru. ortamla değişebiliyor. Şimdi buradaki şartlar Şaras daha avantajlı. Çünkü Ergin Ataman takımı şampiyon olan kadronun verimliliğinden biraz daha geride. Oraya yakalamaya çalışıyor ama Şaras şu anda sakatları var. Ona bir şey yazılmayacak olmanın rahatlığı ve oynamak istediği oyuncu topluluğuyla oynamış olmanın da vermiş olduğu rahatlık var. Agresiflik de var, kredisi de var. Tabii. Şu anda daha şey olan taraf. Ama hani finalde hiç öyle değildi. Bir de Ali'nin bence ifade etmeye çalıştığı şöyle bir şey vardı. Yani Şaras sanki itirazı yaparken o dozajı biliyor. Yani atılmayacağının farkında, o limitin farkında, o limite kadar geliyor ve duruyor. Obradovic de böyleydi zaten. Aynen. Sahada Ergin Ataman gibi gözüken, bence Euroleague'de elit koçlar arasında bir isim daha var. Andrea Trinchieri. Doğru. Andrea Trinchieri ve Ergin Ataman. Yani limit falan yok. Yok. Ya limit yok. Ergin Ataman haklı olduğu zamanlar bile o reaksiyon tarzı bir kere... Hakem açısından
çok şey, tahrik edici bir durum. Yani hı-hı, atmak zorunda hissediyorum. Evet kendini. Yani üstüne yürüyorsun işte, evet, çıkmadı evet, Ergin evet. Hoca son bölümde. Peki yani şuraya son olarak değinip bu konuyu kapatayım. Şimdi maç 2 sayıyla bitti. Evet, Muharman'ın üçlüğü maç bittikten sonra geldi denebilir ama yani maçın akışında olayı şöyle mi okuyorsunuz? Ergin Ataman atıldı. Fark 7 sayıydı atıldığında. Yani 4 serbest atış üst üste isabetli olduktan sonra 7 sayıya çıktı. İşte Mitsic üçlüğü attı. Hı-hı. Şimdi Mitsic'in üçlüğü atması Ergin Ataman'ın takımı ateşlemesi mi? Tartışılır. Yok ya, yani hiç. Değil bence de. Fakat burada sonuçta eksi 2 yazıyorsunuz siz takıma. Yani bu kadar yakın bir maçta o ateşleme mi pozitif taraf yoksa götürdüğü mü daha önemli? Uzatmanın 2,5 dakika kalasında ateşleme yapamazsın yani. Öyle okuyor insanlar biliyorsunuz. Hiç yani hani öyle takımın bir... öyle bir uyanmaya ihtiyacı vardı. Çok gördüm ben. Bana çok fazla mesaj geldi öyle. Atıyorum diyor. İkinci araya çok kötü başlayasın. İşler çok kötü gidiyordur veya maçın son çeyreğine giriyorsundur. Bir şey yapamıyorsundur. Hani orada anlarım da yani uzatma gelmiş. Her sayının bir önemi varken ateşleyeceğim diye iki sayı daha ekstra yedirmek ve zaman yok yani 2,5 dakikada evet, zaten oyuncular zaten yorulmuş öyle bir dirençli o kadar bence tersi olur. Tersi olur. Evet. Yani oyuncular koç da atıldı zaten tabii, biz 7 sayı gerideyiz. Yani o anda olmaz o ateşleme. Ya ateşleme daha öncesinde olabilir. Ya mesela geçmişteki Barcelona maçındaki durum. Ergin. Ama çok önceden çok olmuştu. Aynen. Teknik faulle aldı, atıldı. Onlar çok önceden de takımı ateşlemek veya takımı uyandırmak açısından ama zaten uzatma 48. dakika oynanıyor. 43. dakika oynanıyor. 2 dakika almış. Adamlar bitkin. Maç acayip fiziksel geçmiş. Evet. Yani hiç şeyle alakası yok bence ateşlemeyle. Peki buradan Fenerbahçe Beko'ya. Ya Ergin Ataman'ın zaten ateşlemek için atıldığı veya teknik foul aldığı pozisyonlardan çok farklı bir şey bu. Bu tamamen bir reaksiyon. Fenerbahçe Beko ile devam edelim. Euroleague'de belki de en iyi hücum maçını oynadı Fenerbahçe Beko. Yani CSKA deplasmanı da hani tartışılabilir ama rakamlara baktığımızda işte 28 asist, %60 da üçlük. Aşağı yukarı rotasyona giren her oyuncudan çok ciddi katkı alınan bir maç. Yani 6 oyuncunun çift taneye ulaştığı bir mücadele. Monaco'nun evet problemleri olabilir ama ne olursa olsun sezona iyi başlamış bir takım. Beklentinin üstünde giriş yapmış bir takım. Ve Fenerbahçe Beko tekrar şey dönemecine geldi. İşte Petersburg deplasmanı öncesi. Acaba kendimi tekrar hani yukarı atabilir miyim? Çünkü Petersburg dönüşünde iki tane içeride maç var. Çift maç haftasında ve belki de sezonun dönüm noktası orası. Baskonya Makabi. Makabi direkt rakip. Evet. Hani Baskonya şu an çok oraya aday gözükmüyor. Koç değişimine rağmen. Ama 4 maçlık mağlubiyet serisi Monaco maçıyla birlikte bitmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsun İbrahim abi? Bir kere kazanılmak zorunda olan bir maçtı. Çünkü işte 4 maçın kaybedilen 4 maçın üstüne kendi sahanda bana göre Fenerbahçe Beko'ya rakip olamayacak. Bir yani sıralama açısından da oyuncu kalitesi açısından da olamayacak bir rakibe karşı mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Çok kısır başladı maç. Yani hani zaten Fenerbahçe Beko sahaya çıktı. 5 hep savunma ağırlıklı. Oyunun direnci yüksek, agresif beşlerle oyuna başlıyor. Monaco'nun da hücumdaki verimsizliğiyle zaten çok dengeli giden maçtı. De Colo'nun sahaya girmesiyle Fenerbahçe biraz daha hücumda üretebilen bir takım konumuna geldi ki bu hep zaten Georgiev için kullandığı bir şey. Bu tabii hani çok sorgulanıyor. Acaba Fenerbahçe takımı o De Colo'nun yanına savunmacı beşleri koyup acaba o savunma agresifliğiyle beraber hücumda biraz daha üretken olabilir mi? Yani orada farklı beşlerle oynayabilir mi? Yoksa çok aynı şeyde gidiyor. Yani format hep aynı. Zaten ondan dolayı da De Colo'nun hücumda verimliliği ama savunmada da rakiplerin bir o kadar De Colo'yu savunma zaafından yararlanıp onun üstüne atak etmeleriyle geçen bir ilk yarı izledik aslında. Tabii de Booker ilk 5 başladığı için sonuçta yani Booker De Colo aynı anda 5'te olup 2 tane
Hani savunmada hedeflenen oyuncu koymama niyetinde Georgievich. Ama tabii yine maçın belirli bölümleri. Bu arada Veseli Booker'ı beşlerden bu maçta verim aldı Georgievich. Onu söylemek aldı. Lazım. Yani Booker'da Veseli birlikteyken artı 12 ya da artı 14 tam hatırlamıyorum Fenerbahçe Beko, ama hani bu maç özelinde işte Polonara oynadı, Fenerbahçe Beko kazandı gibi bir yorum yapmak doğru olmaz ki Polonara uzun süreler sahada kaldı. 30 dakikaya yakın oynadı. 29 dakika sahada kaldı. İlk defa bu kadar oynadı. Ama Fenerbahçe Beko'da bireysel performansları hani yavaş yavaş konuşmak gerekirse bence maç adamı Pierre-Henry. Kesinlikle. Son iki maçta toplam 9 top çalması var ve yani müthiş bir enerji kattı takıma ki ceza şutlarının hepsini soktu. 3 deneme 3 isabet. İkinci yarıda da Marco Gudur için biraz Nando De Colo vari karar anlarında dribbling üzeri isabetler. İlk yarım temposuz başlayan maç ne zaman tempo kazandı? Fenerbahçe hep bir adım öne geçti. Ama yine de yakalandı. Üçüncü çeyreğin başında Gudur için hani etkinliği, skora katkısı sıfır sayı değil mi ilk yarı Gudur için? Evet. İkinci yarı 18. Zaten üçüncü çeyrekte 13 sayı falan attı galiba. Fakat yani burada neyi bekliyorsun? Hani öne geçmiş bir Fenerbahçe. Rüzgar arkasını almış. Tekrar geldi ama Monaco. Ve Allah'tan hani maçın sonunda Henry, Veseli, De Colo şeyle oynadılar. Yani agresif ve koşarak oynadılar ve maçı kazandı. O ikilemleri hala şey görüyorum ben. Hücum, savunma beşlerindeki farklılıklar. Koşabildiği zaman Fenerbahçe Henry ile Henry'nin iyi olduğu bir günde çok farklı. Tabii tabii. Ki Polonara da katıldı buna. Evet. Ve orada farkı yarattı zaten. Doğru söylüyorsun. Yani Henry bu yaklaşımla, bu enerjiyle, bu istekle yani bambaşka bir takım oluyor. Evet. Yani ana jeneratör zaten Veseli, bunu biliyoruz. Ama ona Henry ve Polonara eklersen yani uçuyor yani takım. Uçabiliyor yani net bir şekilde yani. Savunmada daha mantıklı şeyler yapmaya başladı Henry. Yine boşlukları var. Yani o gerçekten, hatırlıyor musun işte şey diyordun ya, pre-season olmadı, yeni takım işte yavaş yavaş öğrenecek. Yani ben merak ediyordum açıkçası. Ne zaman bu konseptleri algılanacak falan, ama en azından efor var. Ve consistency var. Yani böyle istikrarı bir efor var yani bu maçta. Bu çok önemli. Okey, rakip muazzam değil. En kötü rakip bu arada deplasmanda. İşte en kötü takım deplasmanda. Ama yine Fenerbahçe Beko için özgüven açısından çok önemli bir galibiyet aldı. Dikkatimi çeken detayları şu. 28 asist söylediğin gibi. Evet. Orada işte takım değişimi kokuyor. Yani güzel bir şey yani. Bir de sonunda nihayet Marco Guduric çambere bakarak atak edebiliyor. Evet. Yo, ben şey söyleyecektim. Yani herkesin mutlu olduğu bir maç aslında. Yani Fenerbahçe kazandı mutlu. Mike James 31 sayı attı mutlu. Yani Monaco kazandı. Ama çok zor şey. Siz... Ne? Ben ya, maçtan sonra da yazdım ben. Yani ya, işte, tamam da. Klasik şey maçı. Ya bu Mike James de ne oyuncu be. okudum. O maç ya, bu maç bizde olsa neler hayal etti. Ama yine seni titretiyor. Çünkü da işte. Ama işte orada devam etmiyor. Yani zor anlarda ve kopuyor ya. İşte klasik yani, o kopuyor yani şey, birinci ilk yarıda seni götürüyor, üçüncü çeyreğe kadar sonra hamsik mi gitti? Hamstring. Evet. Aynen. Yine sakatlandı. Evet. Ya hani Ettore Messina, hani her koç hata yapar, şey yapar, ama Ettore Messina'nın idmana çıkmadan ben bu adamla çalışmam dediği oyuncu kazanan yapıda zor abi. Tabii ki kazanan yapıda zor. Baskonya'daki ama alıyor falan, yönetici olarak Mike James. Alanları var. Hangi takım? Ya Mike James mesela bana şöyle ne, düşüneyim. Bana ne, hangi takım? Bedava. Bir tane camianın alınmayacağı bir takım bulmam lazım. Mesela şöyle diyeyim, Tofaş. Tofaş'ım ben. Büyük hedeflerim var. Hani bütçeyi arttırıyorum. Diyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde, hani Euro Cup'ta bir yerlere gideyim. Çok iyi oyuncu Mike James. Yani Monaco'da Euro Lig'in zaten benzer hedefte olan takım. Tabii ki. Ama hayır işte taraftar. Memnun ama insanlar. Tamam, taraftarın ama şöyle bir şey yok mu? Fenerbahçe, ben çok duyuyorum.
İşte Mike James Fenerbahçe'de olsa, Mike James CSK'da olsa. Yok. Olmuyor işte. CSK'da olmuyor yani. Oldu zaten yani. Yani olmuyor işte. Aynen, aynen. Olmamasının bir sebebi var. Olmamasının evet. bir sebebi var. Yani onu kimse yadırgamıyor zaten. Yani yatsımıyor pardon. Hı. Yani orada CSK'da yapamamasının, CSK'da o düzende kendini rahat hissetmemesinin ve o düzenin bir parçası olmamasının sebebi çok açık. O yüzden de Monaco'da oynuyor zaten şu an. Fikstüre devam edelim. Fenerbahçe-Beko için. Şimdi Petersburg deplasmanı çok önemli bir maç. Yani Zenit Fenerbahçe-Beko'nun eşleşebileceği de bir takım. Yani ben de öyle görüyorum. Hani Zenit düzenli oynayan bir takım. Aynen. Yarı saha Pascual. Evet. Yani çok öyle bir Efes maçının bir periyodunda koşarak oynadılar. Hani agresif oynadılar. Run and gun gibi oynadılar. Hı-hı. Ama genelde daha böyle düzenli oynamaya çalışan atletik de bir takım aslında. Yani uzunları atlet evet. bir takım. Poitras. Ama Fenerbahçe'nin de doğru söylüyorsun. Doğru yani matchup konusunda çok zorlanmayacağı maç. Kendi ellerinde kaybettiler. Acaba bir reaksiyon bir de çok kötü kaybettiler. 58 atıp kaybettiler. Yani hı-hı. Kızıl Yıldız'a. Gerçi Kızıl Yıldız'ın tabii kazanabileceği maçlarda da rakibi mutlaka 70'i görmemesi lazım. Kızıl Yıldız deplasmanı. Başardılar ama. Ya, tabii canım. Yani Zenit'in kadro olarak da, yani koç olarak da Pascual belki de yarı saha basketbolunda hücumda Avrupa'daki hani son 2 yıldaki en formda koç diyebiliriz belki de. Çok iyi iş çıkarttı Zenit'te. Dış şut soktukları gün Frank Yandruk ve Lloyd. İşte bunu söyleyecektim. Bench'ten gelenleri işte Billy Barron keza. Barron ve Frank Camp onlar da biraz ciddi almak, yani biraz değil yani ciddi almak lazım. Evet. Bir de şunu görüyorum. Zenit St. Petersburg savunması sıtı dönük oyunları karşı Veseli'ye Milano yaptığı gibi sertlik getirecek. Şey baseline göndermesi falan. Double team diyorsun. Double team işte klasiği, Pascual'in klasiği. Orada bir hazırlık yapmak lazım yani düşünmek lazım. Tam da double team yapmıyorlar ama hani. O 30'ak. Evet. 30'ak çünkü şey okudun mu yeni savunmaları? Neyi? Bir tane yeni isim çıktı. Pick and roll savunmada ikinci yardım düşenerek organize ediyor. Yok, mesela ilk pick and roll'da edge yapmıyorsun. Tamam mı? O edge yapma gereken oyuncu yardımda kalıyor. Diğer. Sonra cross rotations rotasyonlara yapılıyor. Yani yeni trend diyebiliriz yani. Yok, savunmada. Olmadı. Bunu İngilen güzel. Yani ben şeyden korkuyorum genel olarak. İşte iyi koçun, yani koçun hakim olduğu takımların hani deplasmanına gitmek Euroleague'de etkiyi hissettiriyor. Yani Pascual yani bence dediğim gibi son 2 yılda Trinchieri ile birlikte ürünü düşündüğümüzde iyi koçlarında. Performans açısından. Fenerbahçe geçen sene yendi ama Zenit orada. Evet, aynen yendi. Yani Fenerbahçe Moskova'da zaten yani Moskova'da CSKA, Petersburg'da Zenit. Rusya'da iyi deplasmanlar. Kazanıp dönüyor. Aynen. Moskova'da Kazan Bakan'ın bu sene. Kimki de Kazan Bakan'ın da var. Yani, evet. Kazan da var, evet. Evet. Ama yani Fransız takımları düşüşte. Fransız televizyonu verdiğinden beri galibiyet alamıyor. Kazan da bence. Yani ya baksana şey sayıyorlar. Uğursuz bir millet. Söyle. Konuştuğumuzdan itibaren evet. Evet, 3-4 hafta oldu. 4 hafta ondan oldu. Ondan beri kazanamıyorlar. 4 hafta oldu. Asvel, Monaco. 4-0. Bir takım daha tamam mı? Pau. Yok düşüşü düşünüyorum. Yani Maccabi de orada eklemesi lazım. Yani Asvel, Monaco, Maccabi bu i̇niş. Üçü Milano. İniş var. O Milano zaten. Milano yani yapacak bir şey yok. Burada Sayın Ettore Messina zaten bu programı kaçırmıyor biliyorum. O yüzden gereken önlemli. Bir İtalyan arkadaşımız kaçırmıyor biliyor musun? Öyle mi? Evet öyle. Andrea Menegin. Andrea. Selam gönderiyor İbrahim abiye. Bizi izliyor. Güzel bir şey. Gündüzleri de hiçbir şey anlamıyorum. Böyle yapıyor. Hiçbir şey anlamıyorum ama sizi izliyorum diyor. Çok eski arkadaşım. Çok. Biz... Çok da iyi çocuktur. Çok iyi. Acayip. Çok iyi. Bakalım yani. Pozeko ile beraber. Aynen öyle. İki Depol'la beraber. Depol'da var. Depol'a çok yakın. Evet. Evet ama o zamanlar Pozeko'ya çok beraberdi. Çok yakın. Onlar şampiyon oldu zaten ya. Şey, Varese. Varese, İtalya. Evet. Biz zaten Bormio'da kamp yaparken hep onlarla aynı zamana denk gelirdi. Hmm. Aynı otelde.
Aynı. Şimdi bu kampında tabii ayrı bir programda masaya yatırılması lazım. Ben de lazım yani. Basketbol neredeydi bu? Evet, evet. Bu kampta mesela basketbol kaç dakika gündemde? Bormio güzel değil mi? Bormio. Bormio güzel. Bormio yazın çok güzel. Makarna güzel orada. Yazın çok güzel. Evet, aynen öyle. Camı açıyorsun Bormio'da. Temiz hava geliyor. Aldım mesajı, arayacağım seni. Şimdi iki tane transferi de konuşalım son bölümde. Barcelona için Dante Exum hamlesi. 3 aylık bir kontrat ki tam bir Şaras oyuncusu. İşte uzun kollu, uzun boylu. Guard rotasyonunda farklı pozisyonları savunabilecek. Aynen öyle. Ki yani Barcelona'nın tabii hücumda bir sıkıntısı var. Higgins yokken özellikle. Yani kısa rotasyonunda La Provitola'ya çok fazla inisiyatif düşen hani bir senaryodan bahsedebiliriz. Evet. Ama hani Şaras güçlü olan yönü daha da güçlendirmeyi seçiyor gibi gözüküyor. Bir de Ben Bentil transferi. Ülkemizde Bahçeşehir'de iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Milano'ya gitti. İlk maçında oynadı hafta ne sonunda. Bak. Ben de tam şeye bakmadım ama geriden gelip kazandı Milano. Yani çift tane farklarla gerilerdi. İkinci yarı ve ikinci periyodun sonu ve ikinci yarının başıyla birlikte kazandılar. Yani Bentil tabii Milano seviyesi için ne kadar uygun tartışılır. Bayağı ödeyerek aldı Milano. Yani mutlaka Dinos Vitolo'nun yokluğunda bir derinlik katacak. Ya, tamamen bir medikal joker gibi bir şey yani, anladın mı? Şey strateji genel stratejisinde büyük bir etki kısa yani. Milano'nun olayı kısa yani. Kısalar çünkü Mitoğlu'a kadar yani oynamaz yani çünkü yok. Orada şey orada Melli'nin rolü daha da olabilir. Artacak ister istemez. Yani Melli, Datome zaten. Ama Milano'nun sıkıntısı işte yaşlı takım. Aha. Ve kısa rotasyondaki oyuncular yani devamlılığına çok güvenemiyoruz. Evet. Yani Sergio Rodriguez yani kağıt üzerinde çok büyük bir isim, işte hani başardıkları ortada ama artık yani 40'lı yaşlarına yaklaşan oyuncular bunlar. 36,5. Sen de abartıyorsun ya. Kaç yaşında çocuğun? 36-37 olacak işte. Bence tamam. En önemli transferi Real Madrid yaptı. Randolph döndü. Ha. Trey Tompkins dönüyor. Evet. Yani. Yok onlar var ya, onlar ki, Black yani, Horse. Aynen. Onlar geliyor. Şimdi onların o uzun rotasyonuna baksana. Tabii. Tavares, Randolph, Yabusele, Poirier. Ya şey, yani Çin duvarı yani. Aynen. Söyleyeyim sana. Hangi birini oynayacaksın ya? Tompkins, Randolph, Tavares, Poirier. Yabusele. Bir de Vuksevicek'le. Artık o. Ama şey olarak şey sayılman lazım yani. Şey dolu yani. Makabi maçını izledin mi sonunu? Maalesef. Ante Žižić'le döndü. Sferopulos. Arayacaksın maçtan sonra. Hoca tebrik ederiz. Tarih yazdınız. Nasıl sallıyor ya? Seviyor, seviyor ya. Ya biz gündeme getirmeye çalışıyoruz burada sizin... Ya bu sene herhalde hayatının son dakika, son topta dribblingle, basket atmış. En sevdiği pozisyonu. Sağdan gidip gerçekleşti. Ya bu sene kendine şey diyordu değil mi? Ayı. Öyle bir şey vardı. Evet. Little bear. Yakışıyor. Ama ben beğeniyorum yani bu seriyi. Çok oyuncu o. Çok erken gitti NBA'ye. Evet. Ama oyuncu. Arada bir Çin yaptı işte. Evet. Onu... Yani mecbur Çin yaptı, evet. İlk geldiğinde bu kadar şey değildi ama şimdi... Çok iyi oyuncu ya. Yani. Çok iyi oyuncu. Ben yakından ben de takip ettiğim için seviyorum. Yani Fransız olduğu için değil, yani kalitesi var yani, kumaş var. Tabii. Değil mi? Anladık. Tabii. Ya şaka yapıyoruz. Niye bye, ya? Bye. Ben İbrahim abiye demek ayak, öyle ayak uydurmaya çalıştım burada ben. Ne gibi? Benlik bir şey yok. İbrahim abiden bir mesaj aldığımı hissettim Fransız konusunda. Söyle. Senin en sevdiğin Fransız oyuncu kim? Ama gerçek sen. Ya bak şaka bir yana. Söyle. En sevdiğin... Nasıl söyleyebilirim bu masada Fransız oyuncu? Rigaudu'dur ya. Tamam işte bak. yok değil. Değil mi? Değil mi? Rigaudu'yu severim ama hani en sevdiğim... Bilba mı edeceksin? Bilba mı? Mustafa mı? Yok ya. Sevdiğim derken neyi seveceğim? Şöyle onu? Yani böyle saygın var, işte ne bileyim, klas bir oyuncu falan yani böyle bir şey. Seviyorsun yani, izlemeye seviyorsun, keyif alıyorsun izleyerek. Tony Parker. Kötü oyuncu mu? Tony Parker karşı kaç kere oynadın ki? Hayır. Euroleague'den yanlış şey soruyorsun. Euroleague'den mi? Evet. Bir cümle. Yani hayır, ben şey olarak soruyorsun sen. Evet. İzlemesi hani... Ben... Tamam. Karşılıklı oynadım. Evet. Rigaudu diyebilirim o zaman. Güzel. Verdik. Le Roi. Antoine. Kral. Kral. Antoine.
Valencia'da değil mi? Valencia'da yaşıyor, evet evet. Bir koçluk. Geçen sene burada geldi. Şey neydi? Pau'da oynayan solak. Şütör. Ha, Laurent. Oran. Forest. Laurent Forest. Evet, antrenör biliyorsun. Antrenör mü? İkinci ligde antrenör ve milli takım asistanı. Fransız milli takım asistanı. Öyle asistanı. Mi? Tabii tabii. Oui. Vincent Collet ile beraber. Vincent Collet. Aha. Evet, Fransa özel Eurostep. Bayram ne yani? Sonuna geldi. Buraları alt yazıydı. Şişi getirdi. Böyle küçük jingle'la gelsin. Şeyden geçti. Yayın haklarından girdi. Tabii, oradan ya. İnşallah kurtaracağız Fransa basketbolunu bu programla. Gerçi kurtarılmaya bizimkinin ihtiyacı zor. Var da. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.